Sayın seyirciler, jinekomastiya ameliyatlarında daha önceki mülakatlarımda da belirttiğim gibi kombine teknik kullanmayı çok seviyorum. Kombine teknik özellikle öncelikli olarak göğüs bölgesinde, erkekte göğüs bölgesindeki yağ dokusunun uzaklaştırılması. Bu yağ dokusu uzaklaştırıldıktan sonra eğer varsa süt bezleri, meme glandının uzaklaştırılması temel esasına dayanır. Liposuction %80-85 hastada jinekomasti sorununun çözümünde yeterlidir. Jinekomastide biz jinekomastinin liposuction'la tedavisinde biz yaklaşık olarak 2-3 milimetrelik minik delikler, minik kesiler yaparız. Ve göğüs bölgesindeki yağ dokusunu liposuction yöntemiyle, yani basınçlı aspirasyonlarla vücuttan uzaklaştırırız. Bunu uzaklaştırmak dediğim gibi %80-85 yeterli olur. Ve 2-3 milimetrelik bir kesinin de hastada takdir edersiniz ki izle ilgili herhangi bir sorun yaratmayacağını sizler de takdir edersiniz. Diyelim liposuction'la yağ dokusundaki fazlalık sorununu giderdik. Sonrasında baktık süt bezlerinde, meme glandında bir fazlalık var. Bu durumda bizim sanatımızın, estetik cerrahinin en büyük sırrı, biz izleri hep gizlemeye çalışırız ve daha az olmasını sağlarız. Jinekomasti ameliyatında izi saklayabileceğimiz, gizleyebileceğimiz yer ise meme ucu etrafındaki renkli kısımla normal derinin tam birleşiminden biz kesi yaparız. Meme ucu etrafındaki renkli kısmı 360 derece olarak düşünün. Altta kalan 180 derecelik kısmında yapacağımız bir kesiyle biz göğüs bölgesinde liposuction sonrasında arta kalan süt bezlerini çok rahatlıkla uzaklaştırabiliriz vücuttan. Dolayısıyla meme ucunun alt yarım dairesine yaptığımız kesiyi de estetik, kendiliğinden eriyen gizli dikişlerle kapatırız. Dolayısıyla o bölgede de ameliyat sonrasında izle ilgili sorun yaşamazsınız. Ameliyattan sonra özellikle hastalarımız spor yapmak istediklerinde, jinekomasti ameliyatından sonra, ameliyattan 10 gün sonra sporlara izin veriyoruz. Spora başlamalarına izin veriyoruz. Ameliyattan 2 hafta geçtikten sonra ağırlık dahi, pektoral kası çalıştırmak için ağırlık dahi çalışabilirsiniz. Ameliyat esnasında göğüs kıllarının tıraş edilmesine ben çok fazla gerek duymuyorum. Dolayısıyla eğer hasta kendi isteğiyle göğüs kıllarını tıraş ettiyse buna herhangi bir yapmayın etmeyin şeklinde yaklaşımımız söz konusu olamaz. Ancak biz hastanın göğüs kıllarının tıraş edilmesinin çok da gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Jinekomasti ameliyatı özellikle erkeklerde ciddi ölçüde özgüvenle ilgili sorunları ortadan kaldıran işsiz bir ameliyattır. Çekinmeden gelin ve yaz aylarında havuza, denize girerken hiçbir şekilde moraliniz bozulmasın, hiçbir şekilde kamburunuz durarak göğüslerinizi gizleme hissiyatı ile havuza, denize girmeyin.